Sen kendini böyle izlerken ne hissediyorsun çocukluk videonu falan? Çok tuhaf geliyor çünkü birçok görüntüyü ben şu anda ilk defa izledim. Ve bizim de çok videomuz yok çünkü bir ara bir şey oldu, yani taşındık, sonra onlar ne oldu, yandı mı bilmiyorum, bir şey oldu. Sonra çok üzüldüm. İşte birkaçı kaldı sadece. Onları da DVD'ye şey yaptık. Ya önemli bir şey ya, insanın çocukluk videosu. Evet. Valla biz hani... Çok değişik oluyor insan kendi küçüklüğünü izleyince. Bana ait çok ufak birkaç bir şey bulabildim. Hani senin çocukluk videolarını bulunca hani ben de bir karıştırayım, bir şeyler var mı diye baktım. Ya enteresan işte, çocukken ufak bir iki bir şey benim çocukluğumla ilgili. Onu da izleyelim madem öyle, hani seninkini bulduk diye yayınlıyorum. Ay çok merak ettim. Bir insan hiç mi değişmez ya? Yine bıyıklı, yine çocukluğundan belliymiş zaten. Çocukluğundan beri aynıymışım yani. Evet. Sen de çok erken başlamışsın danslara. Nasıl? Çok erken başlamışsın. Ben büyük dans ediyorum yalnız. Kapışmayın benimle o konuda. Türk halkı bilir benim. Her beyaz şovun başında boda nasıl yıllardır neler yaptım, yapmayacağım tabii de. Beyaz abiye soruyorum demiş. Beyaz abiye soruyorum. Beyaz şova geldim diye sevgilim beni terk etti. 9 yıl ediyor. Böyle ayrılık ilk defa görüyorum. Yardım eder misin? Kim bu arkadaş? Güney Yılmaz. Güney Yılmaz. Sen misin? Bir kalk bakayım abicim, bir göreyim. Beyaz şova geldin diye. Ne yaptı? Arkadan birisi bir şey ne yaptı? Güney'cim, kalkarken pantolonun çok büyük bir ihtimalle bütün arkası ve senin çatalı gördü oradan da, onun için şey ona dönüyor yani. Sevgilin beyaz şova geliyor diye terk etti seni 9 yıldan sonra. Zaten ondan hayır gelmezmiş. Oturup gel. Şaka, şaka söylüyorum. Şaka ama yani enteresan bir ayrım. Sen niye geldin kardeşim? Sen niye geldin eğer istemiyorsa kız arkadaş? Mikrofonu, mikrofonu ver bakalım ne diyor. Aa, ağlıyor mu? Valla. Hemen acite etti. Ağlıyor musun? Ağlıyor diyor. Ağla. Ağla, açılırsın oğlum. Ağla. Ya o değil de şimdi anahtar onda. Eve giremeyeceğim. O sorun. Abi çok güzelmiş. Bunun derdi başka, derdi. Ya kız ayrılsa da olur. Anahtar onda diyorsun yani. Ne yapacağız diyorsun. Ay Allah'ım ya. Telefon başında beklemek istemiyorum ya. Ama şu... Telefon başında. Telefon başında. Güzel kardeşim, beklesen de gelmiyor zaten. Rahat ol artık. Biz 9 senedir gidip geliyoruz zaten. En sonunda nişanı takacağım, alacağım babasından ama bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı olsun, hadi gel. Gel. Son konuşmayı da bize değil, kendine yaptı. 10 senedir gelmiyoruz zaten. Vallahi en sonunda nişanı takacağım, alacağım. Hayır ben vallahi s**arım böyle işin içine. Her şey mümkün mü demiş bir arkadaşımız. Mesela unutmak, unutamadım Beyaz abi demiş. Yine aynı arkadaşın olduğundan şüpheleniyoruz. Azra Akın kendini dünya güzeli olarak görüyor mu demiş. Görüyor musun? Bütün dünya görmüş onu. Dünya güzeli olarak. Hakan Altun yemek yerken bir şey böleceği zaman bıçak mı kullanıyor yoksa çatalın yanını mı? Güzel soru. Çok insani bir soru bence. Yani şu musun yoksa hani... Onu sormuşlar. Evet. Gerekli olan hangisiyse oyum yani. Peki. Atiye, sevgilim beni engelledi. Ben onu çok seviyorum ama bana bildiğin tekme attı. Senin de tekme attığın sevgilin oldu mu? Kim bunu yazan? Söylemez herhalde. Yazıyorlar, bir de söylemiyorlar. Bir de herkes yanındakini gösteriyor bu diye. Yanındaki de böyle yapıyor. Onu.
hiç kimsenin diyor bir ölme riski yaşadığı bir anısı var mı diyor. Korkunç bir anısı var mı diyor. Hoş bir konu değil ama var mı öyle bir ucundan döndüğünüz bir şeyler? Yok, ölme riski değil de bir baygınlık geçirmiştim bir rekor denememde. Ama tabii bütün güvenlik önlemleri alındığı için öyle bir risk yoktu. Ve hep böyle devam edecek bundan sonra da. Yani riskli bir şey yapmıyorum. Sen dalmaya devam ediyorsun. Ediyorum, evet. Yani bu aradan bir şeydi. Benim hayallerimden birisiydi buraya kadar. Şimdi katılmak. En son rekorun kaç? Dünyadaki sıralaman ne? Bir de onu sorayım sana. Dünyada yani 110 metre dalışını yaptım. Ondan sonra bu rekor denendi tekrar. Ama 72 metreyle olan palesiz branş hala bana ait. Yani palesiz olarak daldığım rekor hala bana ait. Bundan sonra da aktif sporculuğum devam edecek. Zaten o benim için bir tutku ve en büyük avantajı da ileri yaşlarda da yapılabilmesi. Şimdi orada kazandığım becerilerle hani daha güçlü olarak yola devam edeceğim. Harika. Hakan dalıyor. Sen ne düşünüyordun? Sen dalıyorsun da bayağı o taraflara dalıyorsun. Ben şeyi düşünüyordum. Paletle herkes dalar. Paletsiz 72 metre dalmak çok önemli bir şey diye düşünüyordum bence. Aha. Farkı. Hala beni seviyor. Sen dalamazsın abi. Var mı öyle bir kabiliyet? Dalamıyor. Yok. Bizde yok öyle şeyler. Eskiden çok severdim aslında. Hani kendi çapımızda böyle hani arkadaşlarımızla falan. Kum çıkarmak. Ha, evet falan. Aynen öyle. Kum çıkarmak. Şnorkelle falan paletle ama. Ne kötü bir çocukluğun olmuş senin. Yok çok iyi geçti vallahi. Öyle mi geçti? Çok iyi geçti. Sonra tabii o çok maharetliymiş. Sen ne oldu da o kum çıkartırken, şnorkelle dalarken ne oldu da bu duygusal aşk şeylerinin adamı. Kalbime kum kaçtı. Bir şey olmuş olması lazım çünkü bir anda yani gerçekten de bu aşk adamı yani herkes senin şarkılarınla. Estağfurullah. Ya ben kendimce yazıyorum işte söylemeye çalışıyorum başka. Ne diyorsun Beşiktaş'a kardeşim? İnşallah şampiyon oluruz. Hayırlısı olsun. Ya şu hayaller var, herkesin o hayaller köşemiz var ama ben bugün dedim ki bizim dedim. Hayalleri, onları da alırım ama bizim Beyaz Show ekibinden seçeceğim iki tane arkadaşımızı. Gelsinler buraya, hayallerini onlardan bir isteyeceğim. Çünkü merak ediyorum, yıllardır Beyaz Show'da çalışıyorlar. Bu programla ilgili hayalleri ne? Yani ben orada olsaydım ne yapardım diyecekleri ben burada bir öğrenmek istiyorum. Onların da şimdi haberi yok kendilerinin ama orada oturuyorlar bizim ekip. Sevgili Ceren bir tanesi. Bir tanesi de Dişan. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Alkışlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,